ülkemize büyük geçmiş olsun. Zayiatımız çok büyük. Biz de esnaflar olarak ilk günden itibaren birinci gün akşamı esnaflığımızın duyarlı çalışmalarından ve bütün esnafların el birliğiyle kolileyerek, yardım toplayarak ilk gece aşağı yukarı Bursa'dan çıkan 3. ve 4. tırda bizim ilk yardımlarımızı biz ulaştırdık. Bizim şu anda çalışmalarımız halen devam ediyor. Çok büyük bir yoğunlukla devam ediyoruz. İkinci günü yine bir tır Osman Gazi Belediyesi ile ilk tırımızı Nilüfer Belediyesi ile gönderdik. Üçüncü günü ihtiyaçlara göre çalışmalara başladık. Üçüncü günü gönderdiğimiz 600 tane soba, Sobacılar Oda Başkanımızın ve esnafların katkılarıyla tabii bunlar bölgeye ulaştırdık. Yerine de teslim ettirdik. Teyit almadan hiçbir yardımı göndermiyoruz. Şimdi de çadır, soba, tüp ve tuvalet, duş imalatlarını yaptırıyoruz. İlk posta tuvalet ve duşlarımızı gönderdik bir tır. Bu akşam veya yarın sabah ikinci tırımızı göndereceğiz. Bugün ayrıca 50 tane çadır Ankara'da yaptırdık. Bursa'da karşılayamadılar acil kadro olmadığından dolayı. 50 çadır, 50 tane soba, tabii bunun içindeki borularıyla beraber bugün tırımız yanaştı sobacı arkadaşımızın fabrikasının önüne. Oradan onları sevk edeceğiz. Ankara'dan çadırları da ilave edip yanında yönetim kurulumuzdan Emlakçılar Oda Başkanı da gidecek yerine ulaşması için. Çünkü ihtiyaç olan yerlere ulaşmadıktan sonra yardımların pek bir faydası olmuyor. Onu temin etmeye çalışıyoruz. Dünden itibaren orada acil tüpe ihtiyaç olduğu için tüp kampanyası başlattık. Esnaflarımızın elinde bulunan tüpleri büyük küçük demeksizin burada biriktirip dolumunu da yapıp bölgeye sevk edeceğiz. Bugün ayrıca daha önce de gönderdik ama bugün sadece bir tır un Ticaret İl Müdürlüğümüzle birlikte onu da aracına ayarladık. Bugün onu da yola çıkaracağız. Bizim küçük esnaflar bu işe çok duyarlı davrandı. Hepsine müteşekkiriz. Kendileri ellerinden gelenin çok çok fazlasını yaparak, amele gibi çalışarak, hele o ilk günü ve ikinci günü karın altında kolileri sırtlarında taşıyarak yardım malzemelerinin yerine ulaşması için son derece gayretli davrandılar. Biz de şimdi oradaki esnaf odaları başkanlarımızla irtibatlaşarak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'la görüşüyoruz. Bugün göndereceğimiz çadırları, sobaları Ali Nur Başkanımız orada teslim alacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Ayrıca Kahramanmaraş'ta oranın oda başkanı arkadaşımız 20 tane çadır ve soba istedi. İlk önce onları bırakacak, oradan Hatay'a geçecek. Yani amacımız yaptığımız yardımların yerine ulaşıp halkın istifadesine sunulabilmek. Bir yönetim kurulu üyesi arkadaşımızı, Emlakçılar Oda Başkanı'nı bölgeye gönderdik. İncelemelerde bulundu. Nerede ne yapabiliriz? Onun çalışmasını yapıyoruz. Şu ana kadar bugün itibariyle 6 tır göndermiş oluyoruz. Tabii bundan sonra 2 tırlık daha malzememiz var. Biz daha çok gıdaya, ısınmaya, çadıra yönlendik. Bir de en önemlisi hijyen için orada çok büyük tuvalet ve duş eksiği var. Bu hafta içinde 36 tane tuvalet ve duşu ikisi bir arada çok güzel bir model bulduk. Onun imalatını bitirip inşallah pazar gününe kadar hepsini ulaştıracağız. Sağ olsun hiç ummadığın esnaf çok güzel yardımlar yapıyor. Yani
Biz bunları burada biriktirip oradaki ihtiyaçlara göre hareket etmek istiyoruz. Ve hiçbir tane ikinci el bir malzeme göndermedik. Yani esnafımızın getirdiği direkt rafından, tezgahından çıkardığı eşyayı sıfır ve burada biz orada zorluk olmasın diye cins cins ayırıyoruz onlara. Ben Bursa esnafına çok teşekkür ediyorum. Başkanımızla birlikte, yönetim kurulumuzla birlikte bütün oda başkanlarımız çok duyarlı. Her oda başkanı elinden gelen her şeyi yaptı. Bizim Hatay Birlik Başkanımız da göçük altında kaldı. Allah rahmet eylesin. Genel sekreteri göçük altında kaldı. Oda başkanlarımızdan 4-5 tane yaralı ve 2 tane de oda başkanımız var orada yine. Onlar da göçük altında kaldılar. Allah yardımcıları olsun. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ayrıca burada da bir ekip kurduk. Bizde 21 kişilik bir ekip var. Sadece deprem mağduru olup buraya yerleşenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için. Esnaf Odaları Birliği başta Başkanımız Fahrettin Bilgit olmak üzere bizler gece gündüz ne yardım yapabiliriz diye koşturuyoruz.